Çok yakın akrabaları hem de. Sen uzun zamandır mı çalışıyorsun Akif Bey'in yanında? Yok. Yani uzun zamandır bilirim de adını. Ben yenidir buradayım. Ya memleketten geldim. Direktman onun yanında işe girdi. Vallahi çok esaslı adam bak. Yemin ediyorum memleketlim dedi. Sağ olsun kırmadı beni. Hemen işe aldı. Akif Bey ailesine karşı nasıl? Çocuklarına falan? Vallahi evde nasıldır tabii bilemiyorum ama böyle arada telefonla falan konuşunca duyuyorum tabii. Ya çocuklarıyla konuşmasını hele bir gör. Adamın dibi düşüyor, dibi. Böyle telefonda konuşurken tamam oğlum, hemen oğlum, tamam kızım, hemen kızım. Yahu adam mum oluyor ya, mum. Bayılıyor çocuklarına. Aa bak daha geçen gün oğlunun altına fişek gibi lüks bir araba çekti. Açayım mı kapını? Doruk açtırıyor mu? He açtırıyor. İyi hadi aç bizimkini de o zaman. Bizim de bir şeklimiz olsun Doruk Bey gibi. Nazlım geliyor muymuş doğum günüme? Nazlım benim sevgilim Süsü herhalde ki gelecek. Aferin ama bak gerçekten. Hiç çekinmiyor çocuk ya. Öyle her yere geliyor seninle. Takdir ediyorum ben onu. Anlamadım neden çekinecek ki? Ya hiç sıkılmıyor. Öyle geliyor ya her yere seninle. Ondan diyorum. Yok sıkılmaz. Biz beraberken hiç sıkılmayız ki zaten. Doğru ama sana bayağı bir uzakta kalmış bir duygu. Haklısın. Epeydir sevgilin yoktu değil mi? Belki de olur. Hatta şu an bana doğru geliyor bile olabilir. Bu kim? İlk görüşte aşkın ta kendisi. Selam. Öğrenci işleri kaçıncı kattaydı acaba? Girişte sağdan ilk kapı. Kayıt için falan mı geldin? Evet, evrakları teslim etmem gerekmişti. Anladım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Görüşürüz. Sana yemin ediyorum, Eros nokları şu an tam burada ya. Hissediyorum bak. Yalnız o oklardan onda da olsa iyi olur. Yoksa pek bir anlamı yok biliyorsun. Vardır tabii. Hem ayrıca yoksa da oldururuz canım. Ne olacak? Bana bak, bu sefer bu çocuk kesin benim. Hiç kimseye kaptırmam onu. Hangi sınıfta acaba ya? Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.